Sayın hocam, hürmetlerimi sunarım. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız çok elim 7-7 ve 7-6 çifte Maraş depremleri Hazreti Mehdi'nin huruç vaktinin haberlerinden biri midir? Bizleri aydınlatır mısınız? Doğrusu ben bu hadiseyi katiyen böyle tek başına bir zelzele gibi görmedim. Birinci günden halen aynı fikirdeyim. Bu çok mühim. Evvela Türkiye'de, sonra da dünyada mühim değişikliklerin anahtarı gibi görünüyor bana. Yani diyorlar ya, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu sefer hakikaten olmayacak yani. Benim görüşüm o ama keşfi değil. Yani bir keşfe bir şey görmüş değilim. Ama delillerden, Risale-i Nur'dan, okuduğumuz kitaplardan elde ettiğimiz bazı malumatlara göre bu zelzele asla boş bir hadise değil. Arkasından büyük işler gelir bunun. Cemal Kuru, selamünaleyküm. Bu deprem afetinde 41 binden fazla şehit verildi. Bir sürü maddi zayiat oldu. Musibet mükafatının mukaddemesi ise ve her zorluktan sonra bir kolaylık varsa bunun mükafatı nedir? Bekle ki göresin. Bekle ki göresin. Bir iş başan geldi, hemen ikinci gün mükafat. Öyle olur mu? Bekleyeceksin. Musibet mükafatın mukaddemesidir. Vecize öyle miydi? Günahların kefareti. Mukaddemesi musibet, mükafatın mukaddemesidir. Evet, vecize öyleydi. Biraz bekleyeceğiz madem. O hemen mükafat al kardeşim, peşin çalışmıyor. Peşin çalışma yok orada. Biraz bekleyeceğiz inşallah. Huşderdem, depremin Amik Ovası'nda olması da ayrı bir işaret gibi. Bu konuda biraz şerif vardır diye hatırlıyorum. Bilmiyorum, ben Amik Ovası'nda Rumlarla Müslümanların bir harbinden bahsediyor bildiğim kadarıyla. Ve çok dehşetli bir harp olacak. Bir rivayete göre atların göğüslerine kadar yerde kan birikecek. Böyle dehşetli bir katliam olacak. Amik Ovası'nda diyor. Fakat bu zelzele ona benzemiyor. Yani Amik Ovası'nda Rumlarla, Hristiyanlarla Müslümanların harbi olacak. Kitapta o yazıyor.